There's something, yeah, I feel it coming. Woke up looking like everything is new. I'm running when I should be walking. Keep moving, it feels like the thing to do. So do it, whatever you like. Hard to look away when you're in that light. Come on, come on, come on. Feeling fresh. Feeling fresh. Feeling fresh. Feeling fresh. So do it, whatever you like. Hard to look away when you're in that light. Come on, come on, come on. Feeling fresh. I'm hitting the gas on the highway. Got so many places I never been. Coming in with the strike like I'm lightning. I got something inside that. Uğur Kurs'un 1968'den beri kazandıran geleneği devam ediyor. Yarım asrı aşan deneyimiyle 21. yüzyıl eğitim anlayışını bir araya getiren Uğur Kurs, tüm sınava hazırlık gruplarında öğrencilerin hedefe yönelik çalışma bilincine sahip olmasını sağlıyor. Her biri kendi alanında uzman, deneyimli ve başarı idealine sahip akademik kadrosu hem öğrencilere hem de velilere güven veriyor. Özgün ve zengin içeriklere sahip yayınlarıyla başarının kaynağını öğrencilere sunuyor. Her öğrencinin farklı olduğuna inanan Uğur Kurs, kişiye özgü öğretim modeliyle kendi hızında öğrenme deneyimi kazandırıyor. Etkili ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerin seviye tespiti yapmasını kolaylaştırıyor. Öğrencilerin servis tabanlı yönetim sistemi STOIS'u kullanarak deneme sınavlarında cevaplayan akademik kadrosu hem öğrencilere hem de velilere güven veriyor. Özgün ve zengin içeriklere sahip yayınlarıyla başarının kaynağını öğrencilere sunuyor. Her öğrencinin farklı olduğuna inanan Uğur Kurs, kişiye özgü öğretim modeliyle kendi hızında öğrenme deneyimi kazandırıyor. Etkili ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerin seviye tespiti yapmasını kolaylaştırıyor. Öğrencilerin servis tabanlı yönetim sistemi STOIS'u kullanarak deneme sınavlarında cevaplayamadıkları soruların çözüm videolarını izlemesini sağlıyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi desteğiyle hedef odaklı ve kendini tanıyan bireyler yetiştiriyor. Birebir görüşmeler sayesinde velilerin öğrenci gelişimi ve kazanımları hakkında takip yapmasını sağlıyor. Velilere yönelik eğitimlerle öğrencileri tanıyan, bilinçli ve ekip çalışmasına hakim ebeveynler kazandırıyor. Uğur Kurs, şeffaflık vizyonuyla velilerin tüm sorularını yanıtlayarak onlarla bağ kuruyor. Öğrencilere sağladığı destekle kurslarımızda her zaman güvende hissetmelerini sağlıyor. Uğur Kurs'un eğitimi her koşulda kesintisiz devam ediyor. Şimdi kazandırma geleneğini sürdürme zamanı. Uğur Kurs kazandır. Evet değerli Bulancak Haber takipçileri ve izleyicileri, 9 Nisan 2024 günlerden salı. Özel olduğu kadar da güzel bir arkadaşım, arkadaşımdan da öte kardeşim, mahalle dostum, çocukluk arkadaşım ya da Bulancak'ın genç Yağız delikanlısıyla birlikte olacağız. Ama öncesinde o klasikleşen ve klasikleştiği kadar da bizi biz yapan özelliğimizle size merhaba diyoruz. Bulancak Uğur Kursu özel kitap kıtası sahibi her zaman yanımda olan Ahmet Kara ile birlikte ve Pak Un bizi bir daim yalnız bırakmamayan Kola Tur ve daha nicelerini sayamadığımız güzelliklerle hareket edeceğiz. Ama bugün biz Pak Un İcra Kurulu Başkanı ve aynı zamanda CEO'su olan Bulancaklı Yağız delikanlı Ertan Özgen'le birlikte olacak. Onunla birlikte olmadan önce Ertan da bana hak vereceğine inanıyorum. Bulancak'ta kahraman Fatoğlu un fabrikası vardı. Fatoğlu un fabrikası ve o bir dönem Türkiye'nin en uzun iskelesi olan yanıyla birlikte o gemicikler değil gemileri gelirdi ve o Bulancak önünde sahilinde hiç unutmuyorum 3 defa o ne denir ona sirenlerini mi ya da kornalarını çalarak biz geldik Fatoğlu un geldi deyip biz gençler çocuklar hep beraber iskeleye bir şölen havasında gider o buğdayların taşınmasını izlediğimiz ve o günden bugüne gelen yanıyla Ertan Özgen bir Pak Un firmasının CEO'su olan, icra kurulu başkanı olan ve dünyada birçok çalışmalarıyla kendinden söz ettiren yanıyla birlikte misafir edeceğiz. Bunları söylüyorum ki sonrasında kendine sözü bırakacağım. Özellikle ve özellikle hoş sohbet edeceğimiz dakikalara sizler de tanıklık yapacaksınız. Şu anda 7 sosyal medya alanında varız. Kendimizi de kontrol etmek, jenerikte ve kumanda masasında kimse olmadığı için ben Ertan arkadaşımızdan, kardeşimizden de izin alarak bu paylaşımları şu anda yapıyorum. Ve hemen kendisine zaten yanımızda, karşımızda, sizin ekranları başınızda, benim ise hemen yanı başımda olan yanıyla birlikte kendisine merhaba demek istiyorum. Ve hemen kendisini fazla sözü uzatmadan yanıma alıyorum. Ertan merhaba. Karşında da senin izleyebileceğin bir ekran monitörü var ama tam ilkel şartlarda bir sunum yapıyoruz. O yüzden bizi mağdur karşılamanı düşünüyoruz. 15 tane monitör var. Sendeki 16 ve bu anlamda bu senkronizeyi, sesimizi, görüntümüzü yakalayabilmek adına sana merhaba diyoruz. Hoş geldin Ertan. Sefalar getirdin. Seni tanımak, özellikle bu sunumu yaparken aslında bir sürprizimiz vardı. O yoğunluktan, senin heyecanından unuttum. Ben sana, senin hiç konuşmanı istemeden sana da bir sürpriz olacağını düşündüğüm bir fragmanı hazırlamak istiyorum. Müsaade eder misin? Onu da şöyle hemen hazırlayayım. Vallahi unuttum. Aslında onu sunarak başlayacaktık. Kafamızda, aklımızda, beynimizde o vardı ama gel istersen onu hep beraber izleyerek seninle sohbetimize devam edelim diyoruz. Yoksa aksi takdirde mahcup olurum sana. Evet kardeşim, 2 dakikalık zamanını istiyorum. Evet Ertan kardeşim, duyan duysun, bilen bilsin, böyledir bizim sevdamızı. Birlikte izledik, birlikte dinledik ve gerçekten Bulancak'ın özlenen yanıyla birlikte görüntüsüyle sana sunma ihtiyacı duydum. Hoş geldin demek istiyorum kardeşim sana. Sefalar getirdin. Bayram öncesi ailene, Bulancak'a, memleketine, arkadaşlarına mutluluk getirdin. Ertan Özgen'i bir tanıyalım bakalım, bu Yağız delikanlıyı. Söz görüntü sende kardeşim. Evet abi. Öncelikle beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet. Benden de özel bir isteğin var mı dediğinde bu şarkıyı isterim senden. Evet, harika. Özelliği bu şarkının memleket sevdası, bizim sevdamız, evet. Memleket sevdası. Yani tabii gurbetle yaşayan... Atatürk sevdasını da bitiren vurdular. Japonya'dan seni anma gününde onun görüntüleri de var. Arzu edersen Dubai'deydik o zaman. Evet. Dubai'deydik o zaman. Canlı yayına girmiştik. Canlı yayına katılmıştık. Evet. O sevdalarımızı dile getirmek için bu şarkıyı istedik sizden. Evet. Sağ olun, bizi kırmadınız. Büyük bir keyifti. Büyük bir zevkti. Evet. Büyük bir zevkti benim için. Ertan, yani sadece onunla da ilgili değil. Senin Atatürk sevgini biliyoruz. Dubai'deydi zannedersen, bir evet. Fuar alanındaydın. Hatta Dubai'de bile alakasız bir şekilde Bulancaklı gençler size yaklaştı değil mi? Evet, yani bir tesadüf, yani kurgu falan değil. Evet. Tamamen bir samimi bir ortamda. Bu arada Ömer Mustafa Yılmaz bize el sallıyor. Ona sevgilerimizi iletiyoruz. Dün kendisinin stüdyosundaydık. İnşallah inşallah. Benim oraya da diyor bak. Evet. Onun o kadar profesyonel bir stüdyosu var ki. Evet. Burası biraz salaş. Evet. Puanlama da yapmanı istiyorum yayın sonrasında. Evet, vallahi yani kusura bakma, sizin gibi bir CEO'yu, sizin gibi bir icra kurulu başkanını ağırlamak bizim için fevkalade. Şimdi Atatürk sevginden bahsettik. Atatürk sevgin sadece öylesi değildi. Şöyle ki, jenerikte ve kumanda masasında tek olduğum için şimdi hemen o görüntüyü hazırlamak istiyorum. 2 saniye müsaade edersen. Sen de görüyorsun şu anda, seninle hem sohbet ediyorum hem de görüntüyü aramıza getirmek için mücadele veriyorum. Dubai'de fevkalade bir sunumdu benim için de. Görüntülü aramıştık seni. Şöyle hemen görüntüyü aramıza alacağım. Şu anda aldım. Hemen şu anda aramızdaki görüntü Dubai'de seninle hoş sohbet ettiğimiz görüntü. Şöyle hatta bir bukle izleyebilir miyiz, dinleyebilir miyiz? Müsaade var mı? Tabii ki, buyurun. Hemen şöyle açalım. Ertan Özgen kardeşimizi arıyoruz. Şu anda telefonla arıyorum seni. Sunumları ortaya koyacağız. Şu anda Dubai ile, evet, şu anda Ertan kardeşim karşındasın. Ortadaki bant yayın. Tam karşındasın. Ertan bak şimdi senin görüntün de var. Ve hemen fazla sözü uzatmadan harika. Teknolojimize biraz sana geç geliyor. Dubai'desin. Dubai Emirliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri olarak bildiğimiz yarımada içerisinde bulunan bir yer ve sen oradasın. Bir Giresunlu olarak orada, Pak Un'un da CEO'su olarak oradasın. Seninle gurur duyuyoruz ve bugün ebediyete intikal etmiş olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anma anlamında o sirenlerin içimize işlediği bir yanda senin duygularını, o ambiyansı, o atmosferi bize sunmanı istiyorum kardeşim. Allah Ertan, hiç kusura bakma. Şimdi benim karşımdasın. Ta Dubai'deki zamana geçmek istemiyorum. Ama görüyorsun teknolojiyi en güzel şekliyle kullanırken aramızda yayın devam etsin. Sesimiz bizim şu anda ekranda. Ne kadar güzel bir andı değil mi? Anma evet. Günü de, Atatürk'ü anma gününde neler söylemek istiyorsun? Gittin, uzaklaştın ama geldiğinde böylesi dünyaya açılan bir pencere, neler söylemek istersin kardeşim? Mehmet abi dememde bir sakınca yok. Efendim? Umarım Mehmet abi hayır, dememde nasıl bir sakınca yok. Ben kardeşim olarak seni ifade ediyorum. Şimdi o gün biz dünyanın en büyük gıda fuarındaydık. Evet. Dubai'de. En büyük fuar. Dünyanın en büyük gıda fuarındaydık. Evet. Ve dünyanın en fazla ilgi gören fuarıydı. Sizin bölüm değil mi? Yok, gıda fuarı. Ha, gıda fuarı o fuar. Evet. Evet. Biz orada şöyle şey yaptık. Ekibimle beraber bütün hepimiz o gün Atatürk tişörtleriyle gittik standımıza. Hep onlar bilinçli. Şey gibi. Tabii, tabii, bak, tabii. Bak bir dakika. Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray maçında hani Atatürk tişörtsüz çıkamazsınız dendiği bir yerde. Yani biz onlar devrim orada yapmışlar. Biz onlardan önce çıkmıştık evet Dubai'de. Evet. O gün biz orada saat 9:05 geçe evet. de saygı duruşunda bulunduk. Bir dakika şeyin içinde mi? Tabii, fuar alanında standın içerisinde. Şey yabancı, var mı diye böyle alttan böyle. Dünyanın her bir yerinden insan var. Bizi orada ne yapıyor bu insanlar diye merak ettiler. Evet. Biz saygı duruşundayız. İşte daha sonra evet, çok güzel bir ambiyans oldu. Daha sonra standımıza geldiler. Biz durumumuzu açıkladık. İşte ülkemizin kurucusu. Tabii hepsini konuştuk, anlattık. Çok insanlar çok farklı şeyler yani nasıl bu kadar bu kurucunuza bu kadar sadıksınız bunu bu buralarda bile anlıyorsunuz. Dedik işte dünyanın en büyük kurucu lideri, unutulmaz lideri evet. işte kayma kapak olmuş. Heykelleri de var dünyanın evet. çok yerinde. Evet evet. Küba'da da heykelini evet. ziyaret ettim. Sağ olsun. Allah rahmet içinde yatırsın. Atamız evet. atamız sevgisi çok farklı. Bir bambaşka diyoruz. Çok başka. Zaten biz o hani Zülfü Livaneli, Nazım Hikmet'in o güzel parçasıyla birlikte ve senin sosyal medya alanında gelişini ben oradan gördüm zaten. Evet. Bir baktım Bulancak Belediyesi'nin önünde bir tarafta o ay yıldızlı bayrağımız şehit kanıyla bezenen yanıyla bir de evet. kırmızı al kırmızı yanıyla ve bir tarafta o kurucusu ve evet. ortada senin görüntün. Hemen seni bu akşam yayına almam gerektiğini çok hem de Arife günü hem rahmetli babamızı Yener amcayı yad evet. edelim. Çünkü o da bir değerdi. Evet. Onun haricinde yine eşinle dostunla burada söyleyeceklerin bir şey varsa onları anlatmanı istiyorum. Sen gerçekten Bulancak için bölgemiz için bir değersin. Çok teşekkür ederim. Belki bizi izleyenler Mehmet Surt'la Ertan konuşsun diyebilir. Hiç önemli değil. Ama şunu söylemeliyim. O mütevazı davranacağını bildiğim için o deprem bölgesinde 11 şehirde aynı anda yaşanan deprem bölgesinde Pak Un olarak yöneticisi olarak gitmediğiniz hatta şöyle desem yanlış mı olur bilmiyorum ama tırlarda Sarra çölünde hani mutfak kurulur ya öyle mutfaklar kurup yemekler, çorbalar ve o hamburger ekmeği tarzında büyük sunumlar yaptığınız bir alan vardı. Onları da konuşmanı istiyorum. Buyurun. Lütfen kardeşim. Şimdi ben Pak Un grubunun evet. CEO'su olalı 7 yıl oldu. Tabii nereden çıktı bu adam diyecek olanlar da olabilir. Elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Net olarak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz deprem bölgesine o zaman çok yardımlarda bulunduk. Yalnız orayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Hala 23 Nisan olsun, Cumhuriyet Bayramı olsun, Ramazan'da hala desteklerimizi devam ediyoruz. 23 Nisan dedi. Yine bu 23 Nisan'da öyle bir tabii oradaki depremzede çocuklara, işte kulata ve eğitim desteği veriyoruz. Evet. Şirket olarak biz sosyal sorumluluk projelerinin hepsini takip ediyoruz, devam ediyoruz. Ben buradan şirketimizin kadın istihdamına da önemini de açıklamak istiyorum. Ben şirketin CEO'su olarak Birleşmiş Milletler Kadının Korunması ve Güçlendirilmesi platformunun ilk imzacısıyım Türkiye'de. Bir dakika bak. Ertan kardeşimizin ben boşuna demiyorum. Çok özel ve çok güzel derken hani 10 elinde 10 marifet misali ama şurada bir gerçek iltifat değil bunlar. Gerçekleri ifade ediyoruz. Tekrar tane tane söyler misin lütfen? Birleşmiş Milletler'in Kadının Korunması ve Güçlendirilmesi platformunun Türkiye'deki ilk un fabrikası olarak imzacısıyım ben. CEO'su olarak. Ama işte bu vizyon, idealistlik evet. Kadını istihdamını ve güçlenmesini önemseyen kadının eşit şartlarda beraber cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Mehmet abi. Onun için de çok hassas davranıyorum bu konuda. Kendi kadınlarımızın, kendi ablalarımızın, kız kardeşlerimizin, annelerimizin de kendilerine verilen bu haklara sahip çıkmaları lazım. Yani bu sabah kahvaltıda annemle sohbet ediyoruz işte. Evet. Sağ olsun Allah başımızdan eksik etmesin. Ya, Atatürk'ten önce nüfus sayımlarında erkekleri sayıyorlarmış, ve daha sonrasında da ahırdaki büyükbaş hayvanları sayıyorlar. Kadınlar daha sonra değil mi? Kadınlar hiç yokmuş. Sayıma hiç alınmıyor. Ama orada tırnak içinde hemen şunu söyleme. 1930'da evet. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk evet. kadınlara seçme ve seçilme hakkını ilk veren ülkeler evet. arasında. İlk ülkeler değil, ilk ülke. Şimdi kadının bir söz hakkı olduğunu, bir birey olduğunu Atatürk, Ulu Önder Atatürk vermiş. Seçme seçilme hakkını vermiş. Kadın erkekle beraber sayılmaya başlamış. İşte bizim kadınımız da bu haklarına sahip çıkması dileğindeyiz. Biz cinsiyet ayrımcılığı yapmayan insanlar olarak kadın eşitliğine, cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Ya istiyoruz ki kadınlarımız da bizimle beraber haklarına sahip çıksınlar derdindeyiz. Evet. Bunun için de buradan bunu da belirtmek istedim. Kesinlikle doğru bir belirti. Artı dünyanın bir diğer ucunda hala kocası yanındayken ancak araba sürebilen, sinemaya gidebilen bir topluluk evet. diyeceğim ama ne acı ki bazı örümcek kafalılar onları bir model alıp evet. Arap seviciliği yaptığı yerde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk istikbal göklerdedir derken ilk kadın pilot Sabiha Gökçen evet, Aydın'ın Nazilli diyesim geliyor muhtar ilk muhtarı yani daha birçok örnek vereceğimiz sunumları içeren bir yanıyla Pak Un'un da bunu bir ilke olarak aldığını mı söylüyorsun? İlke edindiğinizi mi ifade ediyorsun Ertan kardeşim? Evet ben zaten evet. kendim bunu ilke edinmiştim ama şirket olarak da Atatürk cinsiyet eşitliği değişmez ilkelerimizden birisi. Evet. Ben çok şanslıyım Ertan kardeşim. Seni birçok uluslararası sözleşmelerinizi, anlaşmalarınızı yanlış anlama Pak Un'u biz takip ediyoruz. Evet. Bulancaklı sosyal medya alanına girdiği zaman inan buna bak ben takip ediyorum. Evet. Sen bana Mehmet bu haberi yap diyor musun? Asla demiyorsun. Ama ben Pak Un'a giriyorum. Bakıyorum sen bir firmayla, bir ülkeyle bir anlaşma, sözleşme yapıyorsun. Ben hemen onu cımbızla alıyorum ve hatta yanlışlık yapmamak adına sana teyit ettirerek de bir haber yapıyorum. O yüzden çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu anlamda da yakında inşallah bir aksilik olmazsa edindiğim bilgiler dışında Fatoğlu'nun da yeniden ışıklarının evet. yanacağı şehrimize, bölgemize. Böylesi bir konumda, konjonktürde senin durumun, pozisyonun, bize bakış açın nasıl olur? Bu arada Doğu Sokak'takiler bize el sallıyor. Birisi cam fanus içerisindeyiz. Görüyorsun evet. şey yapalımız. Evet. Evet Aslan Fatoğlu ve İhsan Fatoğlu, Ali Fatoğlu kardeşlerle görüşüyoruz. Evet. Fikir alışverişi yapıyoruz. İnşallah memleketimizde tekrar Fatoğlu fabrikasını... Aslan'la Ali Fatoğlu olarak biliyorum. Evet. Aslan değil de ikisinin evet, olduğunu evet, yanlış evet. bilgilendirme ya da şey yapmayalım da. Ayrıları yok. Aile bir bütün. Evet aile bir bütünler. Evet. Beraber bir şey fabrikayı çalıştıracaklar sanırım. Görüşmelerimiz böyle. Evet. İnşallah Bulancağımız için Fatoğlu markası tekrar geri döner. Evet. Biz de elimizden gelen. Fatoğlu bir okuldu. Biz de orada yetiştik. Üniversiteden daha değerli bizim için. Dostlarımız, arkadaşlarımız, evet. çoğu arkadaşımız yani, oradan gemiler gelince evet, sirenleri çalar. Oradan çıkan her yerde iş buldular. Evet. İş bulduk, çalıştık. Referans oldu. Evet, referans oldu. Okul evet. oldu. İnşallah memleketimize de çok büyük faydaları oldu biliyorsun Mehmet abi. Evet. İstihdam konusunda. Biz de elimizden geldiğince bizim grupta da elimizden geldiğince memleketimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet kardeşim. Geçen yine Facebook'umda paylaşmıştım. Benim gözden kaçırdığım sadece sevdamız, memleket sevdası. Bir beklenti içerisinde olmadan, hiçbir siyasi çıkarım olmadan sadece işte rahmetli babamın işte memleketine faydalı ol demesi üzerine elimizden geldiğince bu hayır işlerine evet. Hayır işlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Memleketimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu arada sağ olasın beni onur ediyorsun. Estağfurullah. Gerçekleri söylüyorum lütfen. Ama memleketimiz için önemli, bizi iyi temsil eden çok önemli bireyler var. Ben buradan Profesör Doktor Musa Akoğlu'na şükranlarımı belirtmek istiyorum. Çünkü Bulancak için çok önemli bir değer. Musa Akoğlu. Geçen belediye de zaten sahildeki Musa Akoğlu parkı ismi verdi. Çok mutlu oldum. Evet, ben de çok mutlu oldum. Alparslan Türkeş verdiler. Onunla ilgili neden Alparslan Türkeş, Musa Akoğlu gibi birçok bizim değerlerimiz var. Kesinlikle infial yaratmayayım. Evet. Milliyetçi Hareket Partiler, ülkücüler sakın beni yanlış anlamasın. Ben Aybüke hanımefendiyle de Ankara'da tanışmış, kendisini buraya davet etmiş bir kişi olarak Alparslan Türkeş'e asla bir saygısızlığım yok ama ne dedim? Musa Akoğlu değil mi? Öyle değerli isimleri. Musa Akoğlu var. Musa Akoğlu'na bu anlamda kardeşim. Musa Akoğlu var. Ankara'da yine Sezgin Apaydın kardeşimiz var. Onun da buradan selamları var. Şimdi buradan yazdı. Bizim de selamlarımızı iletiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne telefonla da bağlanabilirler. Biliyorum senin o imkanlarımız da var ya. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Bulancak için güzel, çok önemli bir değer. İstanbul'da biliyorsunuz Deniz Konya var. Doktor Deniz Konya. Beyin cerrahı. Beyin cerrahı. Bizim arkadaşımız aynı dönemin çocuklarıydı. Evet. Aynı tavanın balıyız da bir işin hamalında kaldık. Yani ben kendi özelimde durumu tekelleştirmek istemiyorum. Ayrıca Hayat Kimya'nın Avrupa ve Güney Amerika direktörü Cumhur Uzunoğlu var. Yakında Hüseyin Uzunoğlu'nu yakında kaybettik. Ona da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar da benim çok yakın aile dostlarım. Evet. Cumhur Uzunoğlu'na ve ailesine başsağlığı diliyorum. Evet. Cumhur abimiz de onunla beraber büyüdük biz. Önemli yerlere geldi bir Bulancaklı olarak. Hayat Kimya çok büyük bir firma. Oranın Avrupa ve Güney Amerika direktörü olmak müthiş bir başarı. Önemli bir durum. Evet. Bu bizim bilmediklerimiz, görmediklerimiz. Daha niceleri böyle arkadaşlar var. Bu arada da hemen ortamızda senin o Atatürk sevdan, memleket sevdanla ilgili olarak da Bulancak Belediyesi'ni dün birçok kişi ziyaret ediyor ama sizin gibi üst düzeyde dışarıda hani beyin takımı olarak ilimizi, ilçemizi, bölgemizi temsil eden insanların onurlandırması ve memleketlerine dönünce işte bu yeni bir değişimle birlikte Necmi Zıvıç'ı ziyaret etmenizi haber yapmıştık. Onu da ben Bulancak Haber'de şöyle göstermiştim. Oradan da dedik ya az önce Ertan gelmiş, hemen bunu ben yayına almalıyım. Bir sözümü geri çevirmedin. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izleyen dostları, arkadaşları varsa da onlara selam olsun. Sormak istediğiniz bir şey varsa da lütfen sorun. Ama bir gerçek var ki sen beyin takımısın. Buyur kardeşim. Necmi Zıvıç Başkanımı hayırlı olsuna gittim. Memleketimize faydalı olacak herkesin yanındayız. Parti gözetmeksizin görüşü temsil edenler, hangi görüşü temsil ederler seçsinler, biz yanlarındayız her zaman. Necmi Başkanıma da gittim. Hayırlı olsun dedim. İnşallah memleketimize hayırlı olur. Memleketimiz için iyi şeyler yapacağına inanıyorum Necmi Başkan'ın. Evet. Biraz fikir alışverişi yaptık. Memleketimiz için neler yaparız diye. Sosyal projeler konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Memleketimize. Yani işaretini sürekli devam edecek. Tabii ki. Sürekli devam edecek. Biz de memleketimize, sosyal projelerimizi, bizim şirketimizin ve diğer dışarıdaki arkadaşlarımızın sosyal projelerini, yardımlaşmalarını, desteklerini, desteklemelerini diğer dışarıda yaşayan, gurbette yaşayan iş adamı, işte belli kapasitesi olan arkadaşlarla beraber bir araya gelip bir platform oluşturacağız. Yani yeni bir platform oluşturma durumumuz var. Evet, öyle bir şey konuştuk. Müthiş. Amaç baştan da söylediğim gibi memleketimin insanı mutlu olsun. Yüzler gülüyor. Kesinlikle. Bahar geldi diyoruz. Bu arada az önce dediğim bir platform oluşturacağız. O platformda lütfen yanlış anlama. Herhangi bir beklenti olmaksızın sizin sesiniz, sizin kulağınız. Yani düşün Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Sinop'ta ya da dünyanın herhangi bir noktasında bizimle iletişim kurarak duyurmak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz sosyal anlamdaki bütün anlatımlarınızı Bulancak Haber olarak üstlenmek isterim. Sadece ben olarak değil. Diğer arkadaşlarımız da vardır ama bana düşen görev neyse ben orada her zaman hazır olduğumuzu bilin. Bu platformu oluşturacağız. Evet, inşallah. Yani o filmlendi yani. Evet. Daha yeni konuştuk. Evet. O zaman ilk Sayın Belediye Başkanımla. Evet. Şimdi Sayın Profesör Doktor Musa Akoğlu'nun ben sürekli görüşürüm. O da daha iyi mi? Yani için. İnşallah onu da dahil edeceğim. Beni kırmayacağını biliyorum. Evet. Ona Sayın Hocam bir isteğiniz var mı benden dediğimde hep benim sadece doktor olarak duaya ihtiyacım var diyor. Wow, müthiş evet. Ya gerçekten. Onun o şeyi yönlendirmesi bizim sadece gerçekten bu platformda olanların sadece duaya ihtiyacı olanların olduğu bir platform olacak. Evet. Biz memleketimize hizmet edeceğiz. Yine söylüyorum. Hiçbir beklentimiz olmadan. Olmaksızın. Evet. Evet. Olmadan olmaksızın. Memleketimize faydalı olmaya çalışacağız. Evet. Ben kafamızda bazı projeler var. Bunları bir araya geldiğimizde bu platformda daha sonra ben size keyifle evet keyifle anlatacağım. Keyifle. İnşallah. Şimdi öyle heyecanlı, öyle güzel şeyler ifade ediyorsunuz ki siz her ne kadar beyin olarak görseniz de kalbinizle, ruhunuzla buradasınız. Zaten rahmetli babanız, emanete bıraktığınız anneniz bizim emanetimizdir. Yani ben her zaman kapanışımda derim. Çevrenizde yalnız yaşayan, tek olan ya da bir tas sıcak çorba koyamayacak insanlara merhaba deyin. Onlardan haberdar olun dediğimiz bir noktada. Bana belki söz düşmez ama biz de her zaman burada. Sen ve diğer arkadaşlarımıza da biz bunu söylüyoruz. Evet. Hatta daha da enterasını söyleyeyim. Şu hemen üst mahallede Şemsettin Mahallesi'nde sürekli olan arkadaşıma diyorum ki sen çarşıya gelme bana söyle ben yapayım. Aynı şey senin için de geçerli. Bizim buradan takip edeceğimiz bir şey olursa bu gönüllülükle çalıştığım bir ortamda her daim yanındayız kardeşim. Evet başka ne söylemek istersin kardeşim? Bu stüdyonun da bana ayrı bir maneviyatı var. Öyle mi? Stüdyonun olduğu caddede doğdum ben. Doğdum. Evet. Bu caddede doğdum. Kan çekmiş. Kan. Evet, tamam. Hemen yan tarafta yoksa. Hemen yan tarafta doğdum. Burada bizim bir avlu evimiz vardı. Evet. Hep avluluydu evler. Evet, avlulu bir evimiz vardı. Ben orada doğdum. Bahçeli, avlusu, çeşmesi olan her bir evin kapısında portakal ağacı, mandalina ağacı olan değil mi? Evet. Vay be. Onun için çok çocukluğuma gittim burada. Aa. Beni buraya davet ettiğin için de çok teşekkür ederim. Ne demek? Der ki bizi bir kırmadın geldin hemen böyle. Evet. Müthiş bir şey ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey varsa ben yoksa yayın akışını ben bozmak istemiyorum. Hayır. Hiçbir yayın akışınız var. Sohbet edelim. Evet. Kardeşinden bahset. Kardeşinde müzik... İki tane kardeşim var biliyorsun. Evet. Birisi Fatih. Evet, müzik öğretmeni. O Çorum'da. Evet. Bir de Abdullah diye bir kardeşim var. O da İzmir'de bir özel bir firmanın üretim müdürlüğünü yapıyor. Oo, çok güzel. Daha önce Orka Tekstil'deydi burada. Evet. Transfer oldu İzmir'e. O da başarılı bir mühendis. Öyle babamıza... Annemiz burada. Babanızı bekliyor şu anda. Sizin babamın, babam bendeki de ya herkesin babası değerlidir tabii. Kesinlikle. Geçen sene kaybettik biliyorsun. Gerçekten. Geçen sene kaybettik babamı. Biliyorum. Babamın döneminde çoğu arkadaş markalaşmışlar artık. Kesinlikle. Her geçen gün içinde büyüyor insanın. Evet. Ama ben hep babamı yarınla paylaşacağım. Bayram birinci günü. Aslında ben sen o konuşmayı yaparken ben o seni duygulandırmak istemiyorum ama spontane yaptığımız bir yayın olduğu için ben bir babanın o geçmişteki bir fotoğrafını bulabilirsem lütfen yine söz görüntü sende. Teşekkür ederim. Anneniz çok babam ben hep oyun oynarken hatırlıyorum. İnsanlar da öyle hatırlıyorlar. Düğünlerde oyun oynayan bir Yener Özgen'di. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Çok dua ediyordu bize. Babaları hayatta olanlara bir tavsiyede bulunayım. Babalarının kıymetlerini bilsinler. Bayramlar buruk oluyor. El öpecek annemizin eli kaldı. Tabii ben kardeşlerime rica ettim. Çok önceden konuşmuştum bunu. Lütfen diyordum tatillerinizi bayramlara almayın. Biz büyüklerimizle geçireceğimiz vakit sınırlı. Baba ocağında geçirmekle alakalı tavsiyelerde bulunmuştum. Onlar da şimdi annemin yanındayız. Bütün kardeşlerim geldiler. Evet rahmetli babam. Yener amcamızı da ortaya aldık. Yanlış anlama. Var Muzaffer Altındağ var. Onkoloji Mustafa Altındağ. Onlar da işte değer dedik yani Musa Akoğlu gibi değerlerimiz. Turgut Özal'a ilk müdahaleyi yapan Mustafa Altındağ'dır kendisi. Evet. Ben her meydanda biliyorsun o Cülgül Büfe'de görünce onu hemen resmini çekerim. Muzaffer'e atarım. Sen Muzaffer bak Ankara'larda ben babanla burada sohbet ediyorum dedin de babanla da bir resmim vardı. Ben şimdi onu arşive girip araştırıp zaman kaybetmek istemedim sohbetimizi bölmemek adına. Ama yine babanın ismini andığın yerde o süliyetini, cemalini de göstermek istedim. Tamamen spontan olduğu için duygulandırıyorum belki ama kusuruma bakma hayatın gerçeklerinde ne mutlu Yener amcaya ki böyle bir evlatın ismini ben bazen dedemin resmini alıyorum burada Ertancığım. Ağlamak büyük bir zenginliktir. Hani içini dökebilirsin hiç sorun yok. Dedemi alıp gösteriyorum. Babamın babası. Biz mutluyuz çünkü babalarımızla atalarımızla büyüyen bir nesil olduğumuz için kardeşim. Evet duygulandın, duygulanmamak elde değil ama ben de olayı dramatize etmek istemedim ama isim geçince de onu seninle çünkü bu yıllar sonra gözükecek, yıllar sonra gösterilecek bir durum olduğu için ben bunu sunma ihtiyacı duydum. Ben şimdi istersen sen orada Mehmet abi yaşlarımızın isteği pardon bir dakika buyur. Tek isteği ve beklentileri pardon ben istersen sen buyur. Kendin biraz duygulandın. En azından onu ifade etmek istiyorum. Netice olarak şu var. Biz olayı dramatize etmek istemiyoruz ama baban seninle gurur duyuyor. İnanıyorum ki baban seni izliyor. Ben şimdi bazen diyorum baba kusura bakma diyorum. Şöyle havaya kaldırarak elimi. Baban der ki oğlum sen kendini methetme. Bırak başkaları anlasın. Evet. Baba kusura bakma da marifet iltifata tabidir. İşte öyle babaların böyle çocukları. Çok teşekkür ederim. Babam ne derdi? Onu sen bize bak. Ben istiyorum ki yaşlılarımız bizden hep böyle bu özel günlerde yanlarında olmamızı istiyorlar. Evet. Tavsiyem işte çok özür dilerim. Tavsiyem yaşlılarıma ve genç arkadaşlara bizim yaşlılarımızla, büyüklerimizle geçireceğimiz zamanlar çok değerli esasında. Evet. Onlarla vakit geçirmek. Tavsiyemdir onlarla vakit geçirmeyi deri. Özümüze dönmeliyiz. Özümüze. Hatta onların eski bayramlar nasıl? Hatta ben babam anlatırdı bize. Bizim babalarımız çok nasıl diyeyim tutucu yetişmişler. Benim babam babasının yanında çocuğunu sevemezdi. Şuna bak büyüdü de çocuğunu seviyor der gibi. O yüzden ben şimdi kızlarımı sarılıyorum, öpüyorum. Kızım diyorum biliyor musun diyorum. Kızım diyor ki küçük kızım baba biliyorum beni çok seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Sevgi sözcükleriyle büyütüyoruz. Çünkü biz onları göremedik. Çünkü babalarımız babalarından işte ayak üstüne atılmazdı. Kahve içilmezdi. O oturmadan o kalkmadan masadan sofradan kalkılmazdı. O topluluğunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. O babaların da evlatlarıyız kardeşim. Kusura bakma seni duygulandırmak istemedim çok ama teşekkür ederim. Mehmet abi bu konuya girdiğimiz için ortaya koyduk. Evet çok kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi bizler hep eleştiriyoruz. İşte eski bayramlar şöyleydi, eski bayramlar böyleydi. Ama eski bayramları yaşamak için hiçbir mücadelede bulunmuyoruz. İşte en azından işte böyle yaşlılarımızı ziyaret etmek, çocuklarımızı sevindirmek. Bir sürü yapabileceğimiz eski bayramların geri gelmesiyle alakalı bir sürü yapacağımız şeyler var. Kesinlikle. Şimdi ben Necmi Bey'le sizin Necmi Başkanımızla yan yana görmem beni çok heyecanlandırdı. Çünkü sizin o sosyal sorumluluk kapsamında şeyinizi, yelpazenizi gören, irdeleyen, inceleyen bir kişiyim. Yani en son acı da olsa o depremdeki o tür filolarının peş peşe çıkıp Sahra'da kurulan bir mutfak gibi orada bir mutfak kurmanız, paylaşımlarınız hep incelemiş bir kişiyim. Allah'ım bir daha o acıları göstermesin diyoruz ama öbür taraftan da ilimle, irfanla uzaklaşmadan depreme dayanıklı evlerle hareket etmemiz gerektiği bir yerde. Güzel projelerin var mı Ertan? Şimdi hani bahar geldi dedik, konuştuk dedik, bize müjde vereceksin. Gerçi bir müjdeyi verdin. Necmi Başkan'la iftardan sonra programlarımız var. Ben buradan gidene kadar sohbetler ediyoruz. Neler yapabiliriz? Nasıl sosyal projeler yapabiliriz? Tabii belediyecilik anlamında Necmi Başkan mecliste olduğu için deneyimli. Ben Bulancak'ın çok güzel şeylerle karşılaşacağını umuyorum. Biz de Necmi Başkan'la sohbetlerimizde sosyal sorumluluk projelerinin neler yapabiliriz? Onlara daha yeni başlayalım. Bir ayağı Bulancak ağırlıklı olacak diye hissediyorum. Evet, öyle olacak. Evet. Öyle olacak. Necmi Başkan'ın da Bulancak'ın dün akşam beraber sohbet ettik. Yok dün akşam. Yok estağfurullah. Necmi Başkan'ın özel bir şeyi yok. Evet. Kapısı hiç kapanmıyor, açık. Evet. Zaten makam odasını da aşağıya yapacak. Makam odasını şöyle, ben makam odası kullanmayacağım diyor. Evet. İşte zabıtanın olduğu yeri kullanacağım diyor. Evet. İşte tabii makam odası da ben çok kapanması gerekiyor anlamında da değil tabii. Dışarıdan bir bürokrat gelecek, birileri gelecek. Evet. Yani, tabii. Ama oraya kapanmayacak evet. Ama oraya sanırım biraz daha halkın içerisinde olmak istiyor. Evet. Benim için çok önemli dediği şey benim memleketimin tebessüm etmesi, gülmesi benim için çok önemli. O çocuklarla olabiliyorsun yakınlarını zaten o kucaklayışlarını. 23 Nisan'da var önümüzde. Evet inşallah. Biz de kendimiz olarak, şirket olarak bir yanında olacağız. Yani sosyal projelerde yanında olacağız. Hiçbir siyasi gözetmek için sizin. Evet. Yani benim zaten öyle bir beklentim hiçbir zaman olmayacak. Bunu buradan canlı yayında söylüyorum. Yani hani Ertan Bey gelmiş, Ertan Özgen gelmiş böyle yarın hiçbir zaman ben siyasetin içerisinde olmayacağım. Bunu buradan taahhüt ediyorum. Ertan ben sana bir şey için daha teşekkür etmek istiyorum. Ertan Özgen konumu itibarıyla birçok üst düzey yetkililerle hatta bir gün çok özel ama Ertan biz böyleyiz bak. Çok özel ama söyleyeceğim. Arkadaşlarla bir ortamda Ertan senin ismin geçti. Keyif aldığımız bir ortamdı Ramazan'dan önce. Aa bir dakika dedik ya saate bakmaksızın şak açtık. Görüntülü aradınız beni. Evet. Görüntülü aradık. O hiç ikiletmeden yani üçüncü çalmadan hemen açtı. Öyle bir masaydı ki söylemeyeceğim ama Ertan. Genel bilmem neler. Söyle abi Çorlu Belediye Başkanımız vardı. Hiç önemli değil. Biraz gizemli olsun. Biraz özel olsun. Gizemli olsun. Şimdi niye teşekkür edeceğim biliyor musun? İşte fularıyla, mendiliyle, kendine az önce de gösterdim. İlk geldiği gün o makama giderkenki kıyafetini. Ama bugün salaç haliyle sıradan senin benim gibi tişörtünü giyip buraya gelmesi bize verdiği değer olarak ben algılıyorum bunu. O yüzden kendisine gerçekten teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Mehmet abi, tatillerimde çalışmayı çok sevmiyorum. Bugün beni çalıştırıyorsunuz. Ama işte senin ve Bulancak memleketteki hemşerilerimin samimiyetine sığınarak böyle Türkiye'ye geldim. Herkesin affına sığınıyorum. Lütfen af değil bu. Bize verdiğin değer. Bak, yani kıyafet olarak affına sığınıyorum. Herkesin. Bunu birçok kişi izliyor. Şu anda mesaj atanlar da var ama bu eğlenceli sohbeti bölmek istemiyorum. Kusura bakmasınlar. Bursa'dan arayanlar, farklı yerlerden arayanlar var. Soru nezdinde bir şey olduğu zaman selamları var arkadaşların, izleyenlerin. Bizi özel kıldığın için, bizden biri olduğun için bu şekilde hareket ediyoruz. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum diye ifade etmek istiyorum. Memleket sevdası çok önemli benim için. Yani gurbette yaşamak zor. Ne kadar iyi şartlarda da olursan ol. Bülbül de diyorsun altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Evet. Bulancak sevgisi benim için çok önemli. Kardeşim Fatih de aynı. O da çok böyle her fırsatta Bulancak'a gelir. O da bu arada ondan da bahsedeyim. Lütfen, Abdullah'tan bahsettik. O da aranjörlük yapıyor. Besteler falan yapıyor. Evet. Dün sabah saat 4'te geldi. Aslında onun bir parçası orada gittim. Kayıt falan çalabiliriz ya. Hiç öyle bir şey. Fatih canlı yayın aldığına yaparsın. Benim zamanımdan çalma abi. Tamam. Valla Fatih ben demiyorum. Abim diyor. Sabah 4'te geldi. Onun da müzik aşkı biliyorsun. Daha önceden konservatuvara gitmeden önce Hasan abiyle beraber Otogar Düğün Salonu'nda Otogar Düğün Salonu'nda çalıyorlardı. Gözümün önünde şu anda canlandırabiliyorum. Temur abi işte o dedi Hasan abiyle arkada böyle onu gözümün önünde Dedik ya biz bir avuç bir tavanın aynı balığıyız. O yüzden çok önemli senin bizi bu şeklinle, ödünle, sözünle bir olarak hareket etmen. Çünkü biz senin konumunu çok iyi bilen adamız ama ben diyorsun Ertan Özgen, Yener Özgen'in, annemizin ismini çok özür dilerim. Necmiye. Necmiye ve Yener Özgen'in evladıyım diyorsun. Evet. Heyecanlı mısın? Bayram dolayısıyla 9 günlük tatilde arkadaşlar gelecek. Onlara selamın varsa çocuklar şurada buluşalım. Şuranın orada ya da Batloş'un orada. Evet. Evet. Ya şimdi şundan da bahsedeyim. Batloş deyince aklıma geldi. Bizim bir kulübümüz vardı. Biz o kulüpte büyüdük. Bulancak Spor Kulübü'nün lokalinde büyüdük. Evet. Çok istedim Batloş'a, Bahtiyar abiye aynı şeyi yapalım diye ama Bahtiyar abi de şeyde bulunduk. Ya gel biz yapalım, sen sadece başında dur, eski günlere gidelim diye Bahtiyar abi kabul etmedik. Ya artık yoruldum diyor. Tabii bizde çok emeği var. Bu arada babamla alakalı bir kitap yazıyorum. Babamın bıraktıkları notlarla. Babamın günlük mü tuttu? Yok yok, hiçbir şey, bize bıraktıkları. Yani yaşamla ilgili dair. Evet. Bu kitapta babamın arkadaşlarının anıları olacak. Babamla olan anıları olacak. İşte, anıları. Evet. Yani keyifli bir kitap olacağını düşünüyorum. Torunlara, babamın torunlarına da bir hediye gibi, babamı da hiçbir zaman unutmamak için böyle bir kitap yazıyorum. Evet. Bunun içerisinde işte Batloş olacak, Gürel üstünde olacak. İnşallah daha Gürel amcaya bir şey söylemedim ama. Neyse o zaman söylemedim. Hıncal Uluş'tan sonra Fularlı tek tanıdığımızdan Gürel üstünde. Çok kendine münasır, çok münasır, kendine münasır, özel birisi. Babamla çok yaklaşık. Lisesini bitirmiş. Samsun Spor'da top oynamış birincilikteyken. Evet. Keyifli bir kitap olacak. Renkli bir kitap olacak. Babamla olan anılarını anlatacaklar inşallah. Onları soracak editör tabii. Böyle bir şey yapacağız. İnşallah sonuna erdirmeyi de nasip eder Allah. Daha yeni başladık, start verdik bununla alakalı. Evet. İnşallah iyi olur. Şimdi Sinan Şener kardeşim bana diyor ki bak az önce şikayet edecekler dedim ya, hemen birisi etti. Ama teşekkür ederim Şener. Kesinlikle rahatsızlık duydum da. Mehmet abi hep sen konuşuyorsun ya. Konuklarını konuşsun biraz diyor. Şimdi bak burada bir es veriyor. Ses yavaşlıyor, gidiyor. Onu motive etmek için oraya girmem lazım. Şener, yani senin o kadrajından izlendiği gibi değil. Yani çok fazla sözünün arasına girmedim. Evet, yine söz sende diyorum. Buyur kardeşim. Sinan kardeşimle aynı sektördeyiz biz. Öyle mi? Evet. Sinan kardeşime çok çok selamlar. Seni korudu burada bak. Seni korudu. Çok çok selamlar. Sinancığım ben de çok teklememek için Mehmet abi yardımcı oluyor. Çok da yapmayın ama ona zam gelmeyecek. Onu öğrenmek istersen. Diyoyu aldın mı? Senin çakal bizi kullandın. Mehmet abi çok konuşuyormuş. Aldın mı? Hadi bak zam gelmeyecekmiş. Stok yapsın mı? çok selamlar. Selamlarımızı iletiyoruz. Kusura bakmayın şu anda bizi insanlar böyle buradan izliyorlar. Canlı yayındayız. Bir şey anlamana gerek yok yani. Doğu Sokak olduğu için böyle bir ortamda da görüyorsun insanlar geliyor bize oradan el sallıyor, merhaba diyor ama biz şeffaflığımız burada aslında kapalıydı. Bu sefer hani kim var, ne var böyle insanlar merak ediyordu. Şimdi aleni açık. Evet kardeşim. Bu arada 11 dakikamız kalmış yayın bitmesine. Öyle mi? Evet. Bana Ertan demişti ki Mehmet ben biraz konuşur çıkarım. Tamam demiştim. Son 11 dakikayı istersen sana vereyim. Yok 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 beraber yapalım. Beraber yapalım. Harika. Herkes bildiği işi yapacak. Muhakkak da. Şimdi bana hep diyorlar Mehmet hep aralara giriyorsun ama gerçekten oradan yani ekranın girisinden bakmakla bizim buradaki oluşumuz çok farklı bir olay. Sesler yani sesin düşüşü, kişinin böyle gardının sesinin alçalmasını istinaden biz devreye giriyoruz. Aksi takdirde birbirimize bakıyoruz. Kesilmeler oluyor. Onu da engel olmamak adına. Bu arada Mehmet abi bölüyorum seni kusura bakma. Hayır beni işte bölüyorum. Önemli bir şey geldi. Şimdi Bulancağımızın özel insanlarından birisi. Lütfen. Büyük Birol, Kaptan Birol. Rahatsız. Hastaneye kaldırılmış. Yok. Birol Özgen abim. Evet. Birol Özgen. Birol Özgen. Çok özür dilerim. Büyük kaptan. Yani şöyle. Hastaneye kaldırılmış. Buradan bütün sevenleri olarak ona dua edelim. Evet. Bugün mü kaldırılmış? Evet. Şimdi mesaj geldi. Evet. Biz göremiyoruz tabii. Hepimizin alanları farklı. Biliyorsun onun da bir hikayesi var. Tanju, pardon. Fatih Terim. Fatih Terim. Yani bugün elinin tersiyle ittiği şeye Galatasaray transferi. Evet, Galatasaray transferi. Evet. O zaman Giresunspor'dan Birol'u alalım demişler. Evet. Birol olmazsa da Fatih Terim'le anlaştık. Ama olmazsa değil. Bunun hikayesini birebir ben biliyorum. Ben de biliyorum. Arabada ya bu ne ya, İstanbul'da yaşanır mı? Ben memlekete gideyim. Kanter içinde kalıyor. Evet. Ben bu paranın aynısını Giresun'da da alıyorum falan demiş. Birol abimiz. Ne yapacağız demişler. Yani dışarıda bir Fatih diye bir Adana'dan gelen topçu var demiş. Evet. O Fatih imparator, o Fatih Terim. Evet. Birol abinin elinin tersiyle etti. Evet. Birol abi olmayınca Galatasaray Adana Spor'dan Fatih Terim'le anlaşmış. Evet. Birol abi bizi duyuyorsun. Sana acil şifalar diliyoruz. Onu kendi yazısıyla mı sanıyor? Yok. Bende çok büyük emeği olan Bedri Özdemir abim var. Tamam. O yazdı şimdi. Evet. Buradan görünce paylaşmak istedim. Evet. Şu anda son dakikada edindiğimiz bilgiler ışığında Birol Özmen'in rahatsızlanma sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Kendisini çok seviyoruz. Ama hayatın da devam ettiği bir noktada gerçeklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Son 8 dakikamız kardeşim. Buradan mesaj vermek istedin. Seni inanıyorum ki Pak Un'daki, üst düzeydeki ya da orada en alttaki birime kadar sen onlarla kucaklaşıyor musun diye düşünüyorum. Sen Bulancak'ın evladısın. Hadi bakalım sen şeyler ifade et bununla ilgili. Fatoğlu'yla alakalı. Efendim? Pak Un'daki CEO'lun işte o icra kurulu başkanı olman. Evet. Çok genç bir ekip oluşturdum orada. Evet. Bu ekip de canavar gibi çalışıyor. Venezuela'nın buğday un ithalatının %52'sini biz veriyoruz. %52. Evet. Yani tamam. Oran olarak en fazla siz. Evet, en fazla biz veriyoruz. Türkiye genelinde de Türkiye un sanayisinde un ihracatında dünya birincisi. Dünya birincisi. Evet, müthiş. Dünya birincisi un ihracatında. Biz de burada yer alıyoruz. Bunun başındasın, yöneticisin. Evet. Müthiş bir oldu. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Valla bak beni Sinan, beni durdurdun bak sen konuşma deyince ikimiz birbirimize bakıyoruz. Olmuyor. Yani un satmaya benzemiyor. Biri konuşacak kardeşim. Kusura bakma. Gardımı düşürme lütfen. Evet. Gerçekten keyifli olduğu kadar. Hani dedim ya, Bulancak'a gemiler geldiğinde, gemicikler değil bak. O Fatoğlu'nun gemileri geldiğinde o ne denir, siren mi ya da kornası mı vardı onun? Korna mı denir? Korna. Geminin o kornası 3 kere çalardı. Evet. Wow. İnşallah tekrar. Uzun değil mi? İnşallah uzun yine çalar. Evet. Memleketimiz için Fatoğlu ailesinin çok büyük katkıları olmuştu. Evet. Bizlerde de çok emekleri var. Onlara şimdiden yine burada canlı yayında teşekkür etmek istiyorum. Minnetlerimi belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Mehmet abi, sanayi olması lazım memleketimizde. İnsanların kahvelerden kurtulması lazım. Gençlerimizin bir gelecek ümidi olması lazım. Evet. Bak işte Giresun limanına biz Bulancak olarak 15 kilometreyiz. Evet. Ve konteyner başladı. Çok önemli bir seviye burası için. Konteyner. Tabii yani konteyner taşımacılığı başladı. Müthiş. Artık bu ne demek? Dün akşam bunu da konuştuk Necmi Başkan'la. Evet. İşte nakliye tekstil fabrikaları ya, Avrupa'ya açılmak demek. Evet yani tekstil fabrikaları bura için çok ideal yer. Evet. Kesinlikle. İşte başka şeyler de, organize ile alakalı başka şeyler de yapılabilir. Yani ihracat çok önemli. Bak biz süre yetmeyecek ama hızlı geçeyim. Ben sadece söylemek için söyledim. Zamanımız var. Şu Karadeniz sahil yolu yapıldıktan sonra her geçen gün Bulancak olarak geriledik. Çünkü kapandık. İçerideki parayı doktora gittik, harcadık. Yani il dışına gittik, seyahate gittik, tatile gittik, harcadık. İçeri giren sadece kendi paramız. Evet. Dışarıdan yani dışarıdan geçen, daha önceden bak buradan geçiyordu. Trabzon'a giden, Rize'ye giden duruyordu, su alıyordu, sigara alıyordu, pasta alıyordu, işte yemeğe duruyordu. Ama böyle bir şey yok şu anda. Onun için bir istihdam sağlanması lazım. İnsanların gelecek kaygısı olması lazım. Evet. Kooperatifleşmek önemli. Evet. Dün onları da konuştuk. Yani farkında mısın bilmiyorum ama Fisko Birlik'te bütün bayraklar milletvekili olunca çok sevindik. Eyvah atıldığımız şahlanacak dedik. Tut tut oynuyorlar. Üç maymun oynuyorlar. Hiç ses seda yok Allah aşkına. Mehmet abi bizim en büyük handikapımız ne biliyor musun? Efendim? Birilerinden bir şey bekleme. Evet. Beklemeyeceğiz. Beklemeyeceğiz. Biz kendimiz yapacağız ya. İşte çıkacağız burada kadınlarla alakalı bir kooperatif kuracağız. Kadınlar el emeği. Kadın emekleri. Efendim? Serpil Özgen diyor ki kadın emekleri ne yönelik cevabı Serpil Hanım. Değer kazansın diyor kadın emekleri. Evet. Evet. Yani şimdi onu konuşuyordum. Şimdi onu konuşuyordum. Kadın emekleriyle alakalı bir kooperatif kurulup bunun belediye ve internet üzerinden satılması gibi. Kesinlikle. Fındığımızın daha değerli satılması gibi. Evet. Bulancak'taki çıkan fındık dünya kalitesi. Dünya kalitesi özellikle. Evet. Yağlı fındığımız. Dünya kalitesi. Evet. Biz gittik işte teslim olduk. Bir İtalyan firması. İsmini söylemek istemiyorum. Ben söyleyeyim. Yani, elin gavuru gelip lüks konteynerlarla varillerle tırlarla malzememizi taşıyor. Biz bakıyoruz. Evet. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Kesinlikle. Yani bunları kooperatifleşerek yapmak lazım. Evet. Biliyorsun Çorum'dan geçerken leblebiciler var. İşte sahil yolu yapalım. Fındık değil mi? Tabii abi. Leblebi de üretilmiyor yani. Şimdi abi bak buranın gelişi yok abi Kütahya'da üretiliyor. Evet. Orada işliyor satıyor. Şimdi bu sahil yolunda bizim İskelenin oradan böyle büfeler yapılsa. Evet. Şey büfeleri. Fındık satış büfeleri. Şimdi bak. İki çay önceden değil bak. Fındık satış büfeleri. Binlerce araba geri dönecek şimdi. Kesinlikle. Gurbetçi. Rize'den, Artvin'den, nereden alacak fındığı? Trabzon'dan dönen, İstanbul'a giden uğrayacak. Duracak. Buradaki ekonomi çeleye girecek. Bulancak'ta kalacak. Bu anlamda da müteşebbis insanlar var. Ama bu bir taneyle olmuyor. Olmaması lazım. Şimdi bunu bir tane yapıp da abi bir kişiye vermeyecek. Kesinlikle. Atabiliyor muyum? 20-25 tane, 30 tane sıralı büfe. Evet. Hepsi aynı tarzda standartta. Aynı standartta Bulancak Belediyesi Kooperatifinin markalı ürünü satmak kaydıyla Tunceli Mehmet Malçuk alacak herkes. İşte ışıklandırılacaklar. Evet. Bulancak Belediyesi Kooperatifinin ürünü satılacak. Kesinlikle. Ürün kimden alınacak? Buradaki çiftçiden. Alınacak. Yani daha değerli satılacak. Evet. Daha değerli alınacak. Toprağımıza da bir sürü yapılabilecek projeler var. Evet. İnşallah Necmi Başkan bunları yapacak ve gerçekleştirecek. Bizim buradan geçen herkesin uğrayıp bir şey alması lazım. Kesinlikle. Burası uğrak nokta yer olarak akıllarda kalması lazım. Kesinlikle. İnşallah. Bu arada sizin hani sosyal sorumluluklarınız, projeleriniz var ya, o projeler kapsamında ben şimdi hani Ahmet Fatoğlu'nu bir kere daha anmak istiyorum. Onu bir kere daha yad etmek istiyorum. Hatta hemen şurada benim gözümün önünde bir şeyleri de devirmeden çıkartabilir miyim diye düşündüm ama orada Mehmet Yaşar, Ahmet Fatoğlu Kültür ve Araştırma Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından şahsım ben bir defa Çanakkale'ye o şehitleri gezmeye gittim. Ahmet Fatoğlu Vakfı tarafından onu bir kere daha saygıyla rahmetle anıyorum. Evet. Kardeşim yayınımızı tamamladık. Sen dedin ki bana yayın başlarken aynen şu cümleyi kullandın. Mehmet dedi programlarım var. Yine konuşacağım insanlar var. Necmi Başkan'la ki her zaman ve diğer diyoruz ya beyin takımı bu anlamda da bir kuruluşun icra kurulu başkanı. CEO'su yani Venezuela'nın orayını en fazla alan dünya liderliği 50'ye yakın ülkeye ihracat yapıyor. 50'ye yakın. Ve onun başındaki bir yönetici. Ve şu anda senin benim gibi bir kimlikle birlikte bu salaç ama kalbimizi, samimiyetimizi koyduğumuz bir ortamda bir sunum yaptık. Ben keyif aldığımı düşünüyorum. Hiçbir hazırlık yapmadan sen de lütfen. Bu arada unuttuğum bir dostumuz daha var. Bahadır Apaydın. Ona da çok selam söylüyorum. O da Maltepe Üniversitesi'nde hukuk bölümünde eğitim görevlisi. O zaman ben sana şunu söyleyeyim. Yani sen diye hitap ediyorum. Evet. Sen Mehmet abi diyebilir miyim diyorsun ya. Kardeşim sen o beyin takımlarını ya da fikir babalarını ya da bu anlamda bölgemize bir şeyler kazandıracak insanların. Bahadır Apaydın da ciddi bir beyin. Evet, ciddi bir beyin Bahadır Apaydın hukuk konusunda. Bir araya geleceğiz hep beraber. Bir platform oluşturacağız memleketimiz için. O platformun içerisinde o insanlar da bu platformun özelliği sevdamız memleket sevdası. Oo, müthiş. Evet. Sözün bittiği noktadayız. Evet. Memleket sevdasıyla yanıp tutuşan bu kardeşimizi ben bizi bir sözümüzü ikiletmeden yayınımıza katılmış olması, sıradan sınıf arkadaşımız gibi, mahalle arkadaşımız gibi doğallığıyla, samimiyetiyle ekranların karşısına gelen, çünkü kendisi birçok stüdyo ortamlarında, birçok toplantılarda, birçok öyle değil mi basın alanlarında bir olay yanıyla bizim bu gönül soframıza bu Ramazan ayında geldiği için kendisine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Senin çok özel ama çok özel olduğu kadar da bir o kadar zeki, akıllı ve çok sevdiğim bir evladım var. Yayın bittikten sonra eve gittiğinde baba benim ismimi hiç söylemedin, benden hiç bahsetmedin diyeceğini bildiğim için Yağız Yener Özgen zikretmeni, Yağız Yener Özgen ailene sevgilerini iletmeni istiyorum. Yağız Yener Özgen oğlum işitme engelli biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama çok duygusal bir çocuk. Ona buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili eşime, aileme, anneme sevgilerimi iletiyorum. Onlar hep bana destek oldular. Başarılı erkeğin arkasında biliyorsun abi. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Özverili bir kadın vardır. Evet. Özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum onlara da. Sağ olsunlar. Evet. Bir şeker tadında bir bayrama girdiğimiz bugün de şeker tadında bir program yaptığımızı düşünüyoruz. Ben her zaman söylüyorum, doğallığıyla, samimiyetiyle, içtenliğiyle bir ortam sunduğumuz bir yerde o enerjiyi, o sinerjiyi karşılıklı yansıtmanın da mutluluğuyla yayınımızı biraz geçmiş de olsak ben söyleyeceklerim varsa notların arasında ya da başka bir şey yoksa büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden talep gelirse tekrar gelirim. Şöyle de bir özelliğimiz var. Sen Malezya'da da olsan, dünyanın bir diğer ucunda da olsan ki biliyorsun o neredeydi? Japonya diyordun da sen hemen diyordun anma etkinliğinde Kore, Küba'ya gittim en son. Dubai'de seninle görüştük. Dubai'den miydi? Dubai'den konuştuk. Dubai'den ve ne tesadüf ki orada da bak hiç alakasız bir şekilde Bulancaklı gençlerin seni bulması müthişti. Ben büyük bir keyif alarak bir yayını tamamladığımı düşünüyorum. Ve bayrama da bu keyifle birlikte girerken kapanış fragmanımızı da hazırlıyorum bir taraftan. Senin de gördüğün üzere bu salaç sıradan virane yerimizde seni ağırlamak büyük bir keyifti. Çok keyif, ben keyif aldım. Çok keyif aldım. Bunların da devamını diliyorum. Yani ekranın gözlerinin içine bakarak son cümlelerle yayınımızı kapatmak istiyorum. Mehmet abicim, beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Bu kadar keyifli olacağını bilsem ben kendimi zorla davet ettirdim sana. Çok güzel. Bütün Bulancaklı hemşerilerime Ramazan bayramını kutluyorum. Onlara selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Evet, beni özel kıldın, güzel kıldın. Aynı dileklerle biz de zaten onu ifade ettik ama her zaman dediğimiz gibi dünyanın neresinde yaşanan bir zulüm, neresinde yaşanan bir haksızlık varsa hepsinin karşısında ve yine o son sözlerimizi tanıdığınız, mahallenizde, camınızı açtığınızda, bulunduğunuz etrafta yalnız yaşayan yaşlı insanlar varsa mutlaka onlara bir sıcak tas, çorba ya da hal hatır sormayı unutmayın ve sokak hayvanları demeyeceğim. O can dostlarımızı mutlaka sevin, bağrınıza basın diyerek hoşçakalın. Mehmet abi efendim, bir mesaj daha geldi. Lütfen. Diyor ki abi sen yayıncılığa başla, çok daha doğal ve rahatsın diyor. Herkes işini yaptı değil mi? Ben kapatıyorum. Sen tiyolundan bizim işini alacaksın. Bir tarafta herkes böyle güzellikler. Valla çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onu demek ki biz karşıya yansıtmışız. Evet, iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. there's something, yeah, I feel it coming. Woke up looking like everything is new. I'm running when I should be walking. Keep moving, it feels like the thing to do. So do it, whatever you like. Hard to look away when you're in that light. Come on, come on, come on. Feeling fresh. Feeling fresh. Feeling fresh. Feeling fresh. So do it, whatever you like. Hard to look away when you're in that light. Come on, come on, come on. Feeling fresh. I'm hitting the gas on the highway. Got so many places I never been. Coming in with the strike like I'm lightning. I got something inside that. Hey, başarmanın yöntemini mi arıyorsun? Evet, arıyorum. Bana özel olsun, rehberlik etsin. Performansımı ve hedefimi görebileyim. Videolu anlatımlar, soru ve test çözümleri olsun. Bir de öğretmenlerimle online ders yapabileyim. Çok şey mi istiyorum? Uğur'una inan. Şimdi internetini aç, tek tıkla Uğur Kurs'a bağla. Sınavlara hazırlıkta sınırlar kalkıyor. 54 yıldır kazananların adresi Uğur, yeni nesil dijital eğitim platformu Uğur Dijital'le sen neredeysen oraya geliyor. Uğur Dijital, şimdi bütün Uğur Kurs'larda.